Gençler, herkese merhabalar. Neredeyiz? Banff National Park'ın girişindeyiz. Kenara çektim böyle bir hani arabanın camını temizledim. Kamera çekimi yapacağım için. Giriş burası arkadaşlar, çok güzel. Manzarayı izleyin, ben de bilmiyorum. Girip bakacağız. Hello, how are you doing? I'm good, thank you so much. I don't know, I think I'm gonna go for one night. Here you go. Thank you so much. Okay. Okay, thank you. You have a great day and happy holiday, huh? Bye. Günlük $10. Bakalım değecek bir şeyler yapıyor mu? Kural falan açıklamadılar şey anlamında hani işte ne yapamazsın. Elime bir şey de vermedi hani şey anlamında. Onların bukletleri oluyor genelde National Park'ların. Şu maske çıkarttık pardon. Genellikle böyle yerlerin National Park'ların girişine hem bir harita verirler hem de böyle çok önemli bilgiler varsa onları söylerler. Ama o bilgi özel durum varsa onu söylerler. Fakat öyle bir şey olmadı. Şimdi parkın içerisindeyiz arkadaşlar. Gidiyor. Gelmeden 40 kilometre önce falan manzara başlıyor. Şu dağları falan 40 kilometre öteden göremiyorsunuz şu anda. Sadece siz karşınızdaki görüyorsunuz ama sağda solda da var çok güzel dağlar. Ağaçların halleri falan çok güzel yani. Hoşuma gitti. İnsan huzurlu diyor böyle bakınca. Şey gibi, karpostal gibi bir yer yani. Şey de söyleyeyim. Şimdi dün akşam bakmıştım aslında gece gelecektim buraya ama çok yoruldum ağrı kullanırken. Şundan dolayı şey çok felaket. Yani yol 500-600 kilometre hep kar yağdı, hep buz, -16 derece. Araba sürekli kayıyor. Rüzgar bir yandan arabanın kafasını düzeltmek için sürekli direksiyona göre bir baskı yapıyorum. Omuzlarım falan tutuldu ve ya, hakikaten yoruldum yani. 500 kilometre sanki bana 2000 kilometre gibi bir yer. Böyle sürekli kasmaktan hani normalde highway'de böyle direksiyona hafiften iki parmağınızla tutarsınız. Normal yol koşuna gidersiniz ama şu anda yaptığım gibi şeyde öteki tarafta yani iki elle tutuyorum ve sürekli kask yani kasıyorsunuz sürekli kendinize. Bayağı yoruldum. Ondan sonra çıktım bir yani şey var kamyoncuların uyuduğu bir yer var. Kamyonların içerisinde uyuyorlar. Oraya çektim. Banff'ın şeyine geldim şimdi. Bu downtown'ı diyeyim hadi. Kasabanın merkezine diyeyim. Çünkü çok büyük bir yer anladığım kadarıyla Banff. Kasaba merkezine geldim. Şimdi yani şu anda zaten saat daha erken 9-10 civarında. Hem bir gezerim biraz. Hem de otellere bakalım nasıl ne diye. Öyle biraz geziyorum işte. O, size de etrafı gösteriyorum sağa sola. Manzaralar çok güzel. Şöyle yapayım. Biraz daha yukarıya görün. Normalde sol tarafa dönmem lazımdı ama kaçırdık. Yaracak bir şey yok. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bakın ne güzel. Ötenler.
yani şu manzara yani kışın nasıl olması gerektiğinin manzarası. Hani hava yumuşak, fena değil. -15 ama yumuşak yani. Herhalde nemin varlığının olmamasından muhtemelen. Ondan dolayı hava böyle çok soğuk hissedilmiyor. Şu manzara, şu atmosfer, kar yağdığı zaman o yani hissetmeniz gereken, görmeniz gereken atmosfer bu. Yani bir rezalet yok bakın hani yerlerde sürüklenen çamur, ne bileyim yolun kötülüğü, asfalttaki delikler, onun içinden bahsediyorum. Öyle şeyler yok yani burada şu anda. Ne var burada şu anda? Çok güzel böyle pis var yani. Hani herkes böyle şey... Geçine bakıyorum, kusura bakmayın arkadaşlar. Otel, bir otel koydum da oteli gidip görmek istiyorum. Ayırtmadan önce insanlar. Bir bakalım sonra şey yapmayalım. Beğendiğiniz bir yerde kalmayalım. Güzel bir spor oteli buldum aslında ya. Bu dünkü araba kullanmamdan dolayı bayağı boynum falan tutuldu. Aslında oraya mı gitsem diyorum. Orası hostele göre biraz daha pahalı ama hani değer diye düşünüyorum, bakalım. Sağınıza solunuza görünüyor mu? Kameralar. Yani gerçi buralarda yürüyeceğiz falan ama ne oldu? Bir şey yok burada. Niye adam yok? Stop sign mı orada? Yok. Yanındaki araba durdurduğum stop sign mı var acaba? Host center'dasın galiba. Buraya mı baktın? Burası mıydı ya? Vacancy.